Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Dün bunları sizlerle beraber dikmiştik, biliyorsunuz. Şimdi bunların isimlerini ben yazdım, sizlere tekrar göstereyim. Şu yavrulu olan arkadaşlar Powder Puff. Şuradaki Alt Air, Echeveria Alt Air. Şu Dragon bebekli. Şu Fantastic Fountain. Bunun yaprakları böyle altı altı böyle uzun uzun gidiyor. Çok değişik bir model diyeceğim. Modeli var. Rozet yapısı var. Şu Bronze Variegata arkadaşlar. Şöyle. Bu da Rosy Crow. Şu bir dakika. Şu değil. Bu muydu ya? Yok, şu gibi flora ile pistachio'nun hibritiymiş. Bu da arkadaşlar neymiş? Pachyferia clavifolia. Evet, isimleri zor. Böyle sizlere tanımış olmuş. Şunlar da bilmiyorum böyle yer örtüşü. Ha, şurada Dark Water. Şu küçük olan da Dark Water. Şu da Chocolate Bronze. Böyle. Şunu da demiştim, kara şövalyeymiş bu. Şunu kendisi de sanırım bilmiyor ama hiç önemli değil. Rengi çok güzel olacağı belli. Güzel bir tür. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz benim bir tane kayıp California Sunset'im vardı ya. California Sunset'imi buldum. Nerede buldum arkadaşlar? Bütün saksıları aradım, inanın. Buradakileri taradım taradım, böyle hepsini tek tek gözden geçirdim. Bu arada bakar mısınız nasıl güzel kızarıyor benim güzel Noble'ım. İleridekiler, oradakiler daha güzel kızarmışlar. Aradım bütün saksıları, inanan 3-5 gündür didik didik ediyorum. O mu ki bu mu ki diye, hatta bir tanesini böyle bir ayırdım. Nerede? Şöyle göstereceğim. Başınızı döndürmeyeyim. Bakın şöyle Sunset dedim. Soru işareti yaptım. Bu mu ki acaba diye. Bilmiyorum. Belki bu olabilir, olmayabilir. Vera da olabilir. Bronze de olabilir. Bu her şey olabilir. Ama nerede buldum? Gelin. Gelin sizi götüreyim. Oradaki saksıları da hep taradım. Oraları da taradım. Bütün saksıları taradım, taradım, taradım. İşte ben çok olunca böyle bu yaprak kasasının yavrum şurada köşecikteymiş. Bakar mısınız? Ortadan da renginden tanıdım. Rengi Sunset, California Sunset'in rengini alıyor. Buraya da bakın, herhalde anaç olduğu için muhtemelen ben yapraklarını da yatırmışım hep. Böyle yaprak almışım bakın. Şurada dibinde de yine yaprağı var. Böyle yapraklarıyla yakın koymuşum. Ve artık bunu ne yapacağım? Buraya bir etiket koyacağım. Kaybolmaması için. Ama burada şu an mutlu görünüyor. Rengini almaya başlamış. Yağmurun altında. Şöyle duvardan korunaklı. Bakalım nasıl olacak burada. Ama çok mutlu oldum. Nazlıcan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bana bu türü hatırlattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben bunu tamamen unutmuşum. Aklımdan çıkmış. Ben bunu belki ne bileyim Nussbaumring veya ne bileyim bendeki o sarı bir sedeveria tür var ya, o zannetmiş de olabilirim. Yani Sunset'i unutmuşum ben. Bulduğuma sevindim. Yani ortasındaki o rengi görmesem yine de emin olmayacaktım. Evet. Şükür, çok sağ olun varım. Buradan sevgilerimi gönderiyorum size. Kendisi yazık, videolardan araya araya o mu ki bu mu ki diye, o da çok yardımcı oldu evden. Sürekli haber halindeydik ikimiz de. Endişeli gecelerimiz, uykusuz gecelerimiz oldu. Gülüyorum kendi kendime. Çok da komiktik aslında. Dedektif gibi. Dedektif gibi peşine düştük. Yaramaz, buradaymışsın demek. Ay ya, valla. Buradakilere de şöyle bir göz atalım. Bu
Bunlar da özel türler arkadaşlar. Çok güzeller. Benim çok böyle sevdiğim bir Paraguayense türüm var. Renkten renge giren, kahverengi oluyor, pembe oluyor, her renge giriyor. Onlardan da yedekledim kendime. Şöyle güzel türler var burada da. Yağmuru da yiyince çok güzel olmuşlar. Orada bir tane Blue Mist var. Bakın şu pembişlere. Ya vallahi maceralı bir haftamız oldu. Ay canım benim ya. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yani aramadığım yer kalmadı. Bu arada bakın arkadaşlar nasıl dolgunlaştı. Burada yağmuru yiyince, güneşi görünce, görüyor musunuz tanelerini? Muhteşem oldu bu güzellik. Ve bakın buradaki pembeler, paraguayenseler ve böyle işte taşırken elimin değerek yanlardan tutacağım diye düşürdüğüm yapraklar dibinden tekrar bebek vermişler. Ateş gibi şu güzelliğe bakın. Nasıl güzel olmuş. Tabii elime hemen geliyor. Artık suya iyice doydular ya. Dokunmaya gelmiyorlar. Bakın köklere bakın. Çok tatlı olmadılar mı? Maşallah maşallah harika. Bakın şu güzelliğe. Ya şu türü büyütemiyorum arkadaşlar. Şunu bir türlü büyütemiyorum. Bakalım çiçeğini açsın. Bu böyle geldiği gibi duruyor. Burada mor salkımın böyle bakın çiçekleri açmış. Harika bir şekilde böyle sarı sarı çiçekleri var. Şurada baldinin güzelliklerine bakın renkten renge giriyorlar artık. İyice bal rengini aldılar. Şöyle şunu göstereyim size. Akaulis orada. Şöyle çok güzel değil mi? Maşallah maşallah. İşte kışın böyle güzel oluyorlar. Yazın hiçbir şeye benzemiyorlar. Ama kışın da bir o kadar çok güzel oluyorlar böyle. İyice kızardılar. Muhteşem oldular. Çok güzel de esintiyi alıyorlar tabii ki. Böyle gidelim oraya. Böyle üzerine naylon gerdim arkadaşlar. Çok iyi oldu çünkü dün bütün gün yağmuru yediler bunlar. Yağmurda ve iki taraftan da böyle şimdi ceyran da yapıyor ya. Oh mis gibi de esintileri var. Hiç dokunmayacağım vallahi böyle yağmurlu yağmurlu. Hiç orta göbeklerine falan dokunmayacağım. O kadar güzeller ki o su ortada öyle soğudukça iyice buz gibi oldukça o renkler patlayacak. Çok güzel olacak renkleri. İnşallah maşallah diyelim. Böyle işte. Bakın şu güzelliğe nasıl kızardı, nasıl. Çok tatlı oldular, çok. Hepsi benim için o kadar güzel, o kadar değerli. Böyle. Muhteşemler. Bakın iyice kırmızılıklar çıkıyor. Daha da üşüyecekler, daha da üşüyecekler. Bakın görüyor musunuz Nobel Red arkadaşlar. Toprak gelmiş ortasına. Çok esiyor çünkü burası. Bakın şu güzelliğe böyle kıpkırmızı olacaklar. Ve renklerimiz artık iyice belirginleşiyor. Çok tatlılar. Bakın Nana Hükümi. Nana. Bakın bu Nussbaumring arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nussbaumring böyle alacalı, turunculu, sarılı oluyor. Benim az önce gösterdiğim Sunset tamamen turuncu oluyor. Ortadan turuncu oluyor. Bu böyle alacalı. Çok birbirine benziyorlar. Karıştırmamak mümkün değil yani. İnsan karıştırıyor. Çok emin olmak lazım. Çok emin olmak lazım. Buradan da çok güzel bebiş geliyor. Oradan da geliyor. Bir yandan kökleniyor. Kılava tunlarım muhteşem oldular. Harikasınız kızlar, harika. Maşallah kızım. Annem. Nasıl tuttun bir şey olmuşsun. Lavalier Rose'lar. Bakın bu da Blue Prince. Orada da neydi? Neyse aklıma gelmedi. Bakın Hercules. Perle.
şu güzelliklere bakın, şu jellilerin renklerine bakın. Nasıl yanıyorlar, nasıl. Çok güzel olmuşlar. Dusty Rose'lar iyice kızarıyorlar artık. Onlar tamamen kızaracaklar. Bakın, benim güzel kızım da böyle ortadan nasıl daha canlı pembeleşiyor. Çok harikalar. Bakın, bunu da tepeçiliğini almıştım. İşte bu, bakın, bu şey değil, Nussbaumring değil. Bu Nussbaumring değil. Çok güzel. Bu diğerinden. Bu çok güzel. Bu kenarlardan turuncu oluyor. Tamamen turuncu olmuyor. Bakın, bu da Nussbaumring. Bu alacalı gibi, uzun yapraklısı. Ya bu neydi ya? Bunun ismini de unuttum ya. Bu Sedeveria ailesinden. Bakın, bunun yapraklarının formu falan biraz daha başka. Biliyorsunuz bu herkeste var hemen hemen. Öyle arkadaşlar, büyük bir arayışın sonuna böylelikle gelmiş olduk. Senin rengini yerim çikolatan benim. Şöyle. Ay valla, bu mutluluğun üzerine şimdi gideyim evde bir güzel kahvemi içeyim. Çok da üşüdüm ben. Çok oldu buraya ineli. 2 saat olmuştur arkadaşlar araya. Ama ummadığım yerde buldum ya. Hiç beklemiyordum orada bulacağımı. Victor'um çok güzel. Bakın, letizyalar. Hadi kızarın artık. Siz de kızarın artık. Bahçede çekim yapmak hem keyifli hem çok soğuk olacak arkadaşlar. Nasıl yaparız bilmiyorum. Şu da şimdi benim eski videolardan dün akşam izlemiş bir arkadaşım, takipçim Dürriye Özçelik, buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben bu videoyu izlememişim deyip izleyip bu diktiğim bitkileri, yani orada gördüğü bitkileri gösterir misiniz diye sormuş. Tabii ki ben malum yine onları farklı yerlere dikerek birbirine yakın türlere, suyunu sevenlere falan böyle sonradan işte değiştiriyorum. Onlardan bir tanesi bu. Bakın, şöyle yayıcı tür. Böyle sarı sarı çiçekleri açıyor. Yaprağının yapısına bakar mısınız? Ne kadar güzel. Biri bu. Arkadaşım. Dürriye Hanımcığım. Bu da yine Noble Retin. Bakın, bu da burada duvar üzerinde. Bu da çok güzel oldu. Böyle. Bunlar her biri tek tek çelik olarak diktim ve köklendiler. Bu da burada böyle. Bu da renklenecek. Bunlar da böyle küçük minik minik yaptığım aranjmanlar. Bakın, şöyle yayıcı türlerle beraber. Bakar mısınız? Pıtırcıklar. Şöyle. Ne var burada? Kubik Frost var. Kubik Frost. Çok güzel, böyle yeni başlangıç seti aslında. Arkadaşlar, ilgilenen olursa bunları satabilirim. Böyle isterseniz yayıcı türlerle beraber karışık. Bakın, pıtırcıklar. Şöyle. Çok güzeller. Burada da baldigine, dibinde tesbih ve biyeli krasola, sedum. Böyle bakın. Farklı farklılar. İlgilenirseniz benimle DM'den iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabımdan. Şöyle bakın, şu pıtırcıktan falan burada varmış. Güzel oldular. Daha da güzel olacaklar. Bakın şunlar falan nasıl renkleniyorlar artık. Çok tatlı. Şu da çok tatlı. Deniz'in bana gönderdiğine benziyor biraz ama o daha bir sert dokulu. Böyle farklı. Evet. Bakın arkadaşlar, bunlar da hep Douglas Hat, Sanyet ve Wehut Pink'lerle karışık. Yine burada da küçük böyle bir aranjmanımı buraya koymuşum. Bunlar biliyorsunuz çeşme suyuyla sulandığı zaman çok nazlılar. Hemen hassas dökülebiliyor yaprakları ama yağmur suyundan sonra bunlar arkadaşlar taş gibi oldular maşallah. Çok dayanıklı oluyorlar. Bunlara bakmak için birkaç pet şişesi yağmur suyu biriktirin. Bence onlarla sulayın. O yağmur suyuyla sulayın. Bakın şu aralardan falan görüyor musunuz? Şu renklerin
patlamalarına bakın. İşte yağmurun etkisiyle bunlar böyle büyüyorlar, dayanıklı oluyorlar. Genelde benim bu mevsimde böyle bunlar güzel olurlar. Burada da yine yaprak kasalarım var. Gila kök vermedi, yavrusu var ama daha kökü yok. Şunlarda da kızarma belirtisi var ama herhangi bir kök yavru yok. Şuradan yine gelmiş güzel böyle koca yapraklıdan. Buradan da güzel bebekler geliyor. Evet arkadaşlar, videomuz uzun olmasın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.